Herkese merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün internet computer ICP coin'i inceleyeceğiz. Gerçekten hedefi çok yükseklerde olan bir coin arkadaşlar. %80'lik bir düşüş yaşamış. 2829 dolarlardan 42 dolarlara kadar gerilemiş durumda. Ve burası dip konumu arkadaşlar. Tabii ki biraz daha altta dibimiz var, 27 dolarlar, fakat buranın altına ineceğini kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Eğer ki Bitcoin'de bir salınma, ayı piyasası, bilmem ne piyasası gelmedikçe bu coin'in geleceği parlak değer olan altcoin'ler gibi arkadaşlar. Bu da Bitcoin'e bağlı. Bitcoin'de ani bir sıkıntı, kötü bir haber olmadığı sürece yönümüz yukarı arkadaşlar. Şimdi formasyonlara gelmeden önce, gerçekten çok sağlam bir teknolojik bir proje. Bakalım neler yapabilecek arkadaşlar. Şimdi bu videoyu biraz kısa tutacağım. Çünkü gerçekten söylenecek bir şey yok. Dibin dibinde, ucuzun ucuzunda arkadaşlar, değerlendirenler, buralardan alanlar pişman olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki de söylediklerim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben portföyüme ekledim ve hedefine kadar tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi çizgilerimi açtığımda büyük bir üçgen formasyonu ve uzun süre yatayda devam eden bir formasyon görüntü görüyoruz arkadaşlar. Şimdi kısaca şöyle bir baktığımız zaman W formasyonu gelmekte olan geliyor arkadaşlar sanki, ve üçgen formasyonumuz var ve bir yükselen trendimiz var arkadaşlar günlük bazda. Hedeflerimiz orta ve uzun vade. Kısa vade 58 dolar 80-85 dolarlara gelebilir, ama uzun vade gerçekten sağlam yerlere gelecek arkadaşlar. Onların hedefini de vereceğiz. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ilk hedefimiz arkadaşlar 136 dolar. Sonraki hedefimiz 137 dolar. Ve sonraki hedefimiz arkadaşlar 151 dolar. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar şimdi önümüzde önemli bir direnç seviyesi var uzun vadede, orta vadede arkadaşlar. Şöyle bakalım. 76 ve 86 dolar arasında bayağı bir kalın bir direncimiz var arkadaşlar. Buranın kırılımıyla sırasıyla 136 dolar, 137 dolar, 151 dolar, 223 dolar ve 259 dolar. Yani 260 dolarlara kadar geleceğini düşünüyorum. Çünkü 2829 dolarlardan düşmüş arkadaşlar. Teknolojik bir ürün. Şu an gayet ucuz. Geleceği parlak. Bakalım neler yapabilecek. Gerçekten portföyde bulundurulması gereken bir ürün ve ben bulunduruyorum arkadaşlar. Şimdi dipte olduğunu nasıl anlarız, nasıl görürüz? Yani görünen köy kılavuz istemez. Haftalık bazı açtığımda ve çizgilerimi kapattığımda arkadaşlar bakın. Dibin dibinde, şu anda dibin dibinde haftalık bazda arkadaşlar. Aylığa baktığımda arkadaşlar aylık bazda da gayet ucuz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zirvesi nereymiş onu da görelim hemen. 2833-2840 dolar civarında bir çıkış sergilemiş, aylık kapanış yapamamış. Bakalım neler olacak. Şimdi tekrardan günlük baza geri dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle grafiğimizi büyütelim, çizgilerimizi tekrardan açalım. Destek seviyesine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, desteğimizin üzerinde duruyoruz. Hangi destek bu? 37 dolar üstünde, 37 dolar desteğimiz ve üstünde tutunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 37 doların altında gelen kapanışlar bizi nereye götürür arkadaşlar? Hemen bakalım. 31 dolarlara götürür. 31 dolarlara geldiği zaman da arkadaşlar böyle bir 26-27 dolarlara kadar bir salınma gelebilir. Eğer ki Bitcoin'de ciddi bir düşüş olursa. Ancak şimdi 27 doların altına düşerse bu. Nereydi? Tekrar bakalım. Aynen, 27 doların altında gelen kapanışlar bizi nereye götürür hiçbir fikrim yok. Altı bomboş duruyor arkadaşlar. Oralara kadar, oranın altına da düşeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Düşerse de artık kader kısmet diyelim. Yani şu anda hiç öyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Evet, ICP'de, internet computer'da söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar.
Ben açıkçası bunu kısa vade 58-86 dolarlarda satıp ziyan etmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Gerçekten sağlam proje. Ben 260 dolara kadar elimde tutmayı düşünüyorum. Eğer ki bir ayı teyidi gelirse satarım, o başka. Gerçekten 260 dolarlara kadar elimde tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neden diyelim? Arkadaşlar bakın, neden? Orası da şöyle arkadaşlar. Şurada bir yükselen trendimiz var arkadaşlar. Bakın şu mavi çizgi. Mavi çizgimiz şuralarda kırılıyor arkadaşlar. Bakın şunu bir silelim. Bakın arkadaşlar, şu mavi çizgimiz şurada kırılıyor ve hiçbir zaman bir daha orayı reteste gitmiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman reteste gitmiyor. Bir gün orayı retest edecek arkadaşlar. Teknik analizde bir gün retest edecek. O yüzden orta ve uzun vade bekliyorum. Nasıl olur? 25-16 Şubat'ta Mart ayı girmeden satarım diye düşünüyorum. Mesela 22 Şubat'ta reteste gittiği zaman arkadaşlar nereye geliyor bu? Şöyle 200 dolar civarına gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 260 dolara ben geleceğini düşünüyorum. Aynen. Yani gün geçtikçe böyle yatay devam ettikçe bizim karımız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ancak kısa vade hedeflere gelir. Oralarda sıkıntı yok. 58 dolara gelir. 76 dolara gelir. 86 dolara gelir. Ancak 86 doların üstünde gelen kapanışlar bizi 136 dolara götürür arkadaşlar. Oradan 137, oradan 151 ve oradan 223, 223'ten sonra 259-260 civarına geliriz arkadaşlar. Sıkıntı, panik yok. Proje sağlam, teknolojik proje, güzel proje. Nerelerden düşmüş? Pahalıyken ucuza düşmüş. Eklemekte fayda var. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet.